Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ee, görmüş olduğunuz gibi yine bu siyerimizde devam ediyoruz bu seferki videomuz inşallah kesin ve net söylüyorum son videomuz olacak 3. Ee, videosunda da söylemiştim ee, bitirmeyi çok istemiştim ama bitirememiştik maalesef yetiştirememiştim bugün yine kısacık bir vaktinizi alacağım ee, çok uzun bir video olmaz inşallah. en kolay ve kısa bir şekilde bitirmeye gayret edeceğiz ki edeceğiz inşallah o zaman hiç zaman kaybetmeyelim zaten bu şirin bustier'imizin 3 videosu kanalımda mevcut orada bütün bilgiler, ip bilgileri detaylar hepsi mevcuttur, hiç bunlarla zaman kaybetmek istemiyorum sadece şunu söyleyeyim püskül videom Yine kanalımda mevcut püsküllerimizi yapmayacağız e, Kordonlarımı yaptım hazırladım Daha önceden de göstermiştim Kordonlarımı yaptım hazırladım e, Püsküllerimi yapmayacağız e, Kanalımda yapımı var isteyen arkadaşlar oradan bakıp e, yapabilirler Bu şekilde e, videomuza geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmak istiyorum Kanalıma abone olmayı unutmayın Beğeni ve yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin e, beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli bu şekilde beni destekleyebilirsiniz bana yardımcı olabilirsiniz bu konuda evet hiç zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim şu şekilde bizim pembiş bir e, busti yerimiz vardı bakın son sıramızı yapmadan önce ara vermiştik buraya kadar devam etmiştik şimdi hemen hiç hız kesmeden devam edeceğiz Evet şimdi yine her zamanki gibi dörtsün yani bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar zaten beni çok iyi anlayacaklar tekrardan 4 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şu hemen ilk yuvamın içine sık iğne olarak battım. Sonra üzerine aldım. Pardon, bir zincir çektim. Üzerine aldım ve hemen bakın şuradaki ilk yuvaya battım. İkili trabzan yaptım burada 3 zincir çekiyorum bakın şu yapmış olduğum yuvanın içine şuraya şöyle bir bibik gibi bir şey yaptım diyeyim ben buna bibik diyorum daha doğrusu siz ne dersiniz bilmiyorum da sonra bir zincir çektim yine üzerine aldım hemen bakın boşlukları görürsünüz zaten şu yuvaya battım yine ikili trabzan yaptım 3 zincir çektim Yine aynı şekilde bakın yavaş göstereyim anlamanız için. Şu şekilde yuvaya battım. İçinden aldım. Ve şöyle yaptım. Tekrardan yine bir zincir çektim. İçine aldım. Şu şekilde 3 zincir ve Şöyle görmüş olduğunuz gibi şuraya kadar aynı şekilde yapalım ve gelelim. Evet bakın e, yuvalı bölümün sonuna kadar gelmiş oldum. Şimdi burada yine bakın şuradaki e, görmüş olduğunuz şuradaki yuvaya battım. Sonra yine üzerine aldım. Bakın hemen diğer yuvaya geçiş yaptım bunu da yine ikili trabzan olarak sonra yine 3 zincir çektim yine aynı şekilde şimdi arkadaşlar bu sırada da farklı bir şey göstereceğim farklı derken zincir çekmeyeceğiz ee, siz istediğinizi yapabilirsiniz yani biraz daha yelpaze gibi olsun derseniz arada bir zincir çekiyoruz ee, daha kapalı dursun isterseniz bakın üzerine aldım zincir çekmedim hemen şu yuvaya battım 1 2 3 bakın bu boşluktan e, oya kısmını yani bir kısmını yaptım normalde diğer şeyle gösterdiğimde şurada bir tane zincir çekiyordum sonra geçiş yapıyordum buna bunda geç e, zincir çekmiyorum direkt üzerine aldım bakın bu şekilde ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincirimi çektim yine aradan şu şekilde Kapattım yine üzerine aldım bir sonraki yuvaya ee, yani burada size iki tane teknik gösterdim isteyen istediği gibi yapabilir isterseniz bu bibiklerin arasında bir zincir çekip diğer yuvaya atlayabilirsiniz isterseniz bu şekilde hiç e, zincir çekmeden biraz daha sık dursun isterseniz. Direkt atlayabilirsiniz. Burası tamamen size bağlı, sizin isteğinize göre. Bu şekilde arkadaşlar, şurayı sanırım iyicene anladık ama şuraya kadar tekrar bir daha gelip son kez bir kez daha göstermek istiyorum. Evet, bakın sıramın sonuna kadar şu son e, yuvalı kısmı yaptım arkadaşlar. Tığımı şu şekilde şuraya batıyorum bakın şu yuvaya bu şekilde kapattım sonra yine üzerine aldım hemen yanındaki yuvaya bakın şu yanındaki yuvaya battım normal yine ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim yine şuradan bibini yaptım üzerine arada zincir çekmiyorum ben size iki şekilde gösterdim ben bunu tercih ediyorum genelde zincir çekmeden yaparım üzerine aldım. Bakın sonraki yuvaya şuraya yani atlamış oldum. Ve aynı şekilde devam ettim. Tekrar yine çekmeden üzerine hemen yanındaki yuvaya batarak bu şekilde devam ettim. Bakın çok güzel. Hiç ütülenmeden ee, oldukça güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar bu oya kısmımızın son sırası. Bu sırayı bu şekilde başa kadar tamamlayalım ve gelelim. Evet biz bittik arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Gerçekten e, çok severek, beğenerek yaptığım bir kenar oyasıdır bu bunu battaniyelerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben zaten daha önce battaniyede yapmıştım bu kenar oyasını. Çok sevdiğim için de buraya da uyarlamıştım. Şimdi sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şu şekilde bakın şuradaki görüntü güzel bir görüntü değil. Yani bence değil. Hemen oraya da bakın şu şekilde bir zincir çektim. Şuradaki yuvanın içine bak, iki adet sık iğne yapıyorum. Tekrar bir adet bakın şu direğe, yine 2 adet yuvanın içine bir adet direğe. Hatta şöyle de alabiliriz. Bakın daha güzel olur. İki adet yuvaya bu şekilde. Ee, sık iğne yapacağız. Şöyle bakın ilk trabzanımızın içine 1, 2, şuradaki boşluğa yine 1 ve 2. Bakın burası da gayet e, güzel olmuş oldu. Evet. Şimdi şurada zaten e, ters sık iğne yapmıştık. Pardon, çok özür diliyorum. Bugün niye ise kafam hep ters sık iğneye gidiyor. Kaydırma tekniği yapmıştık. Şimdi aynı yerden bakın tek dalını alarak tek dalını alarak kaydırma sistemiyle tekrar başa çıkıyorum. Bakın. Şöyle tek dalını Tek dalını alarak kaydırma tekniği yaparak başa kadar yapacağız. Bakın şöyle. Bize böyle güzel bir e, görüntü vermiş olacak. E, bu başa kadar kaydırma tekniğini yapalım, ipimizi koparalım. Bakın bu şekilde yaptım. Kaydırma tekniğiyle de sıramı tamamladım. Bize Gayet güzel pürüzsüz bir görüntü vermiş oldu. Şimdi aynı işlemi diğer kenar için de yapacağız. İpimizi takalım. Yine burada da tek dalını alarak şuraya kadar kaydırma tekniğiyle yapalım, gelelim. Nasıl olsa bir önceki sırada kaydırma tekniğini gösterdiğim için biliyorsunuz. Şuradan ipimizi takalım, tek dallarından alarak yapalım ve gelelim. Evet bakın bu sıramızı da yine kaydırma tekliğiyle yapmış olduk. Şimdi yine burada bir önceki kenarda yaptığımız gibi şu ilk boşluğa hemen sık iğne yapıyoruz. Bakın şu yanındakine yine bir iki sık iğne. Şu direğin tepesine bakın şuraya bir sık iğne. Yine hemen şu yanındaki boşluğa iki adet sık iğne. Hemen şuna geçiş yapıyorum bir tane. Yine şuradaki direğe bakın. Bir tane. Yine şuradaki boşluğa bir adet. Yanındaki yuvaya bir adet. Son olarak bakın şu son çıkıntımız artık. Buna da iki adet sık iğne yaptık. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz, iplerimizi daha sonra temizleyeceğiz. Evet, bakın kenar kısmımızda bu şekilde pürüzsüz ve güzel olmuş olacak. İplerimizi keseceğiz arkadaşlar, temizleyeceğiz. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz şerit kısımlarının nasıl yapıldığını göstereceğim size. Hemen ona geçelim. Arkadaşlar öncelikle motifimizi şöyle bakarak e, bu stiyerimizin düz kısmı e, ne taraf yani düz kısımdan başlamaya dikkat edelim. Şöyle e, diğer yerlerden anlamazsanız şu şekilde motifinize bakarsanız bakın burası düz yüzü burası ters yüzü düz yüzü size bakacak şekilde e, şu kenarından bakın en uçtaki şu kenardan başlayacağız. Ben burada arkadaşlar iki buçuk numara tığ kullanacağım. Hani şurasını biraz daha toparlasın diye ben iki buçuk numara tığ kullanacağım. Sizin eliniz biraz sıksa eğer siz yine üçle de devam edebilirsiniz. Hemen şu şekilde bir zincir çekiyorum ipime. Bakın şuradaki en baştaki ilmekten tığımı geçireceğim. Ben yeşille yapacağım ilk olarak. Sizde de e, ne renk kombinlediyseniz neyle istiyorsanız onunla yapabilirsiniz. Şu şekilde taktım ve yeşil ipimi öne geçirmiş oldum. Bunu da yine daha sonra arkadan temizleyeceksiniz. İşimiz bitince. Bakın hemen yanındaki yuvaya kaydırma tekniğiyle başlamış oldum bakın şöyle ee, çok fazla da sıkmayalım çok fazla seyrekte bırakmayalım şu şekilde her yuvadan birer tane alarak kaydırma tekniğiyle de kapatalım Burada böyle bir e, şerit şeklinde görüntü veriyor. Bu görüntü benim çok hoşuma gider her zaman. Yani her e, örgülerde, modellerde. Evet. E, bir zorluğu yok. Bakın her yuvadan alıyorum, İpimi geçirdim içinden. Bu şekilde yuvadan aldım, İpimi geçirdim. Bu kadar. Bu kadar basit. Evet. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir e, görüntü veriyor bize. Arkadaşlar bunu bu şekilde şöyle motifimizin dört tarafını şu pardon, üç tarafını şöyle yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şuraya gelene kadar. Bu şekilde kaydırma tekniğini yapalım ve gelelim Evet, yeşil olan şeritimizi bitirdim. İpimi kopardım. Daha sonra temizleyeceğim. Bakın bu şekilde. Evet, şimdi sarı ile devam edeceğim ben. Sarı ipimi alıyorum. Yine biraz önceki yapmış olduğum gibi ipimi taktım. Bir zincir çektim. Şimdi yine aynı noktadan Bakın ilk başlangıçta başlamış olduğumuz noktadan yine tığımı takıyorum. İpimi de takmış oldum ve ipimi bu tarafa geçirdim. Şimdi yine aynı noktadan arkadaşlar. Bakın yine sıra ile sarı ipimizi geçeceğim ve kaydırma tekniğiyle ile kapatacağım şöyle gördüğünüz zaman bakın şöyle tutunca zaten şurada pembe ilmekler belli oluyor bakın şöyle yani biraz önce yeşilde ne yaptıysak sarıda da aynısını yapıyoruz Şöyle de tutunca zaten hani yandan biraz hafif şöyle size çevirerek tutunca e, nereye batmanız gerektiğini daha kolay e, anlarsınız. Bu şekilde de sarıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde biraz da sarıyla devam edelim. Ben hepsini bitirmeyeceğim. Biraz devam edip geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde biraz ilerlettim devam ettim. E, hepsini bitirmeyeceğim ben. E, daha sonra yaparım. E, tamamlarım ben bunu. Şimdi size göstermek için yaptım sadece. E, diyelim bunu üç renk yapmak istediniz. Yani bir renk daha aynı şekilde kullanmak istediniz. Bakın şöyle tuttuğunuz zaman yine burada pembe olan kısmın ilmekleri belli olmuş oluyor. Yine aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan ipinizi buradan takıyorsunuz. Yine o pembe ilmeklerden alarak üçüncü renginizi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi size kordonunun nasıl takıldığını göstereceğim. Evet. Şu şekilde hazırladım. Bir tarafının sarısı örülmüş, bir tarafı örülmemiş. Onu sonra tamamlayacağım. yeşili de bırakmıştım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu diyelim ördük. Şu kordonlarımızı da yaptık, bitirdik. Bağımızı takmadan önce ılık bir ütü sürüyoruz öncelikle. Ben şimdi size göstereceğim için ütülemedim ılık bir ütü sürüyoruz. Ondan sonra kordonumuzu takacağız. Bakın dantel kısmı falan gerçekten çok güzel oldu. Hemen bunu da nasıl takıldığını. Şimdi şuralarda bizim yuvalarımız var biliyorsunuz. Bakın şundan taktım. Sonra diğer taraftaki yuvadan taktım. ipimi şöyle tutuyorum iki ucunu şu şekilde eşitliyorum tam ortalama olmuş şekilde eşitliyorum ipimi daha sonra birini bu taraftan bakın bu taraftan ya da ben bu şekilde bağladım ama isterseniz hani farklı şekilde bağlama teknikleriniz varsa da siz istediğiniz gibi yaparsınız. Evet, şu şekilde takıyorum. Daha sonra bunu alıp şu tarafa bunu yine bu tarafa. Bunu yine aynı şekilde Son olarak şunu bakın şurada bir yuvamız var hemen e, dantelli kısmın ucunda yine aynı şekilde burada da var bunu da bu şekilde taktım evet. Ya ben bu şekilde bağladım. Dediğim gibi siz istediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ee, şöyle iki tane tahta boncuğum var. Tahta boncuğumu da aldım. Şu şekilde tığımı takıyorum. Şu ipimi bakın şöyle şuradan küçük bir düğüm atıyorum. Ee, takmak istemezseniz takmayabilirsiniz de bu şekilde ve ucunu kesiyorum. Aynı şekilde diğerini de yine. Bunu da yine bu şekilde bağlıyorsunuz buradan. Evet. Daha sonra bir düğüm atalım şuraya bunu zaten bedeninize göre e, esnetebilirsiniz şuradaki düğüm yerini şöyle ikisini bir tutuyorum şu şekilde bir düğüm atıyorum bu şekilde de fiyonk yapıyorum yani bu tamamen benim tekniğim siz istediğiniz gibi e, fiyonkunuzu veya bağlama tekniğinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz Hani ben modelimiz yarım kalmasın diye bu şekilde yaptım. Hatta iplerimi bile bıraktım, ee, tamamlamadım. Şimdi ön kısmına gelecek olursak biesine santimlerini falan vermiştim zaten. Ee, bu arada bu yeşil ve pembenin uyumu da gerçekten çok güzel oldu. Ee, şuradaki motifli bölümümüzü biliyorsunuz. Motifli bölümümüzün şu çoğaltma kısmında şurası değil, bakın şu kısım değil şuradaki ikisinin ortasından şunu da bu taraftan hemen bağımızı şu şekilde e, isterseniz tığla tutturun. İsterseniz el, e, biraz ipinizi uzun kesin şöyle. İğnenizi takın. Şu şekilde şuradan bakın şuradan şöyle olacak şu şekilde isterseniz e, dikerseniz isterseniz e, tığla tutturursunuz yine daha önce de söylemiştim püskül yapımı da kanalımda var püsküllerinizi yapıp bu ucuna dikebilirsiniz isterseniz püskül yapmazsanız da olur yani bu tamamen sizin isteğinize bağlı e, Bu arada ben çok beğendim bakın renkleri falan çok güzel oldu. Bir de diğer taraftan bakalım ön kısımdan. Bakın bu şekilde de ön kısımdan ee, henüz tamamlanmadı. Ben tamamlayacağım daha sonra ama size göstermem gereken, anlatmam gereken her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım. Hatta o kadar ayrıntılı anlattım ki videolarım çok çok uzun oldu. Umarım izlerken sıkılmazsınız. Gerçekten çok emek vererek, çok zaman vererek yapıyorum bunları. Siz de severek ve beğenerek yaparsanız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu diğer videomuzun sonuna geldik. Güzel bir çalışma olduğunu inanıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum ben tekrardan hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için bana eşlik ettiğiniz için şimdiden hepinize teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın yine her zaman söylediğim gibi takıldığınız bir yer olursa bana mutlaka yorumlardan sorabilirsiniz oradan da size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle